Ama ben onu öyle güzel besledim, büyüttüm ki. Kökü sağlam kökü. Kerim'in sevincin bile sivri dilli, biliyor musun? Aman bir abi. Mutluluktan ben ne dediğimi biliyor musun Allah aşkına? Allah'a şükürler olsun yarabbim. Hicranımız döndü ya bize. Rabbim dualarımızı kabul et diye bugün sana bile laf etmem. Ben dememiş miydim? Hicran ablam beni asla bırakmaz diye. Güzel. Allah'ım ne yapacağım ben? Kansere yenik düşüp kızımı bir başına mı bırakacağım? Ne yapacağım Allah'ım? Ne olur yardım edin bana, ne olur. Ona gerçeği söylemeden, bağırma basamadan nasıl gideceğim? Nasıl dayanacak o küçücük yavrum acıya? Aliye teyzeciğim. Şey, ben bir lavaboya gideceğim de siz devam edin, ben size yetişirim, olur mu? Tamam, çabuk ol. Bakar mısın? Dur, tamam, korkma. Biri görürse biter. Gir o zaman içeri. Görmem lazımdı. Hakkını vermeden gitmek istemedim. Ah. Tam istediğiniz gibi hallettim her şeyi. Zehrin etkisi tamamen temizlendi kandan. En ufak bir ize bile rastlanmadı. Güzel. Bu iyiliğinin karşılığını vereceğim. Yarın ufak bir ödeme daha alacaksın. Dostluğumuzun hatırası olarak düşün. Görüşürüz. Paranın devamını getir. Devamı al. Sayma sayma, tamam. Ne yaptın? Bir gelişme var mı? Evet, yeni bir gelişme var. Şu testlerini değiştirdiğimiz kadın ölmek üzereymiş. Nasıl yani? Tetkiklerini gördüm. Lösemi hastasıymış. İleri devre. Kesin ölür mü? Evet. Kesin ölür. Tamam. Sen şimdi ağzını sıkı tut, tamam mı? Kimseye hiçbir şey söyleme. Benim sana tekrar ihtiyacım olabilir. O telefonun neredeyse onu da yakınlarında tut. Ben aradığımda aç. Testlerini değiştirdiğimiz kadın ölmek üzereymiş. Nasıl yani? Tetkiklerini gördüm. Lösemi hastasıymış. İleri devre. Kesin ölür mü? Evet. Kesin ölür. Evet. Sülük hicran sorunu çözüleceğine göre sıra planın ikinci kısmına geldi. Yani sana Emre'ciğim. Emre'ciğim, sana kahve getirdim.
biraz konuşabilir miyiz? Şu an hiç müsait değilim Melis. Biliyorum. Biliyorum ama... konu Koray Eren. Bizim meselemiz niye o herif? Ha? O mesele çözülmedi mi? Merak etme Emre'cim. Kurtulacağız. Ben bizzat ilgileniyorum. Ama bilirsin ki bazı prosedürler var. Halledeceğiz. Bizzat ilgileniyorum Emre'cim. Kökten çözeceğim meseleyi. İyi edersin Yeliz. Tamam. O zaman gönül rahatlığıyla kahveni içebilirsin. Yok yani canım şu an hiç istemiyor. Aa, hadi ama Emre. Ya senin için hazırladım ellerimle. Hem sana söylüyorum. Bitecek artık bu mesele. Kutlama yapmamız lazım. Ya ben avukatlarla görüştüm. Feshedecekler sözleşmeyi. Bu arada feshi için senin imzana da ihtiyacım olacak. Kahveyi mi değiştirdiniz? Tadı biraz tuhaf geldi bana. Yo. Değiştirmedik. Ya sen çok yorgunsun, uykusuzsun falan ya. Ondan öyle gelmiştir. Galiba. Ben doğru düzgün de bir şey yemedim bayağıdır. Tamam ben Hafize'ye hemen söylerim. O bir şeyler hazırlar senin için. Dediğim gibi. Hiç merak etme. Her şey hallolacak. En kısa sürede o anlaşma iptal edilecek. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ve imza konusunu da unutmayalım lütfen. En son senin imzanla bitecek artık her şey. Teşekkürler Elis. Bundan sonra daha dikkatli adımlar atalım. Ben bir daha böyle bir sorun yaşamak istemiyorum. Söz veriyorum sana. Bir daha böyle bir şey olmayacak Emre. Ben bundan sonra daha çok inisiyatif alacağım. Kahvelerimiz de bittiğine göre... ben artık gideyim, daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Sağ ol. İyi çalışmalar. Zaman ilerliyor. Saniye saniye yaklaşıyorum hayallerime. Artık önümde hiçbir engel kalmadı. Sadece benim olacaksın. Sonsuza kadar benim olacaksın. Sadece benim. Tik tak, tik tak, tik tak, tik. Ne oluyor ya? Kıl çeker gibi. İstediğim her şeye kavuşmam an meselesi. Ben kazandım. Thank you.
aşkım. Gözlerini açtığında tüm kabuslarımız bitecek. Yakında yepyeni bir hayata uyanacaksın. Hayırdır Hafize? Emre Bey'e bir isteği var mı diye soracaktım. Emre bugün çok yoğun. Ya işi başından aşkın. Hem bilirsin, Emre çalışırken rahatsız edilmek istemez. Peki, tabii Eliz Hanım. Rüyalarında bile izi kalmayacak o bacağı. Sana anlatmaya çalıştım Emre. Yaşananların sebebi sensen bugün itiraf edeceksin. Vay kızım. Allah'ım yarabbim Zicran. Senin sinirlerin bozulmuş yavrum. Vah vah vah. Bak yüzünde ruh gibi bembeyaz olmuş yorgunluktan. Ya haklısın, iyi değilim. Yavrum hep Emre Bey'in senin kızına ne alakası olacak? Ha? Senin kafan iyice karışmış. Bak Zicran sen şimdi git yat uyu dinlen bir toparlan. Ha? Hadi yavrum. Ben de uyumayı deneyeyim gece.
Eyvah eyvah. Allah. Bu her şeyi öğrenmiş. Biliyor her şeyi. Yeliz. Efendim. Emre ile konuşacaktım. Saatlerdir yok ortada. Emre biraz yorgundu. Kendini iyi hissetmiyordu. O yüzden erkenden yattı. Sabah konuşurum. Sonsuza kadar çok seveceğim. Seni seviyorum. Ve sonsuza kadar seni bırakmayacağım. Biz hiçbir zaman ayrılmayacağız. Hayır, sizi merak ettim de. Çünkü bu saate hiç kalmazdınız. İyiyim abi, iyiyim. Yorulmuşum galiba. Öyle uyuyup kaldım. Peki. Abi. Hadi abi, sen çık da Melih'i okula götür, geç kalmışsın. Melih'i Hicran bırakacak okulu efendim. Evet, ben arabayla götüreyim sizi dedim. Onlar ikisi de istemediler. Tamam abi. Emreciğim, günaydın. Günaydın. Emre, sen iyi misin? Yani gergin görünüyorsun biraz. Başım ağrıyor biraz. İyi uyu aşkım. Gözlerini açtığında tüm kabuslarımız bitecek. Sen benimsin Emre. Ne Maral'ın, ne de Hicran'ın. Geçmişte de, gelecekte de bana aitsin. Yeliz. Efendim? Dün gece... Evet. Mümkün değil. Dinliyorum Emre'cim. Yokmuş. Kadına da hiç güvenmiyorum ya. Aliye teyzeciğim. Ay. Ne oldu, ben korkuttum mu sizi? Niye söyleniyordunuz öyle kendi kendinize? Hiç. Öylesine. Yok bir şey. Son zamanlarda
Sizi hiç iyi görmüyorum. Sanki kafanızı kurcalayan, canınızı sıkan bir şey var gibi. Hicran geldiğinden beri çok tedirginsiniz. Öyle miyim? Bence asıl tedirgin olması gereken sensin Yeliz. Hicran Melih'i okula götürdü bugün. Hala da geri gelmedi. Ne var bunda? Aliye teyzeciğim, bu kadar yormayın kendinizi. Böyle gergin olmak size hiç yakışmıyor. Biraz C vitamini, biraz magnezyum, bir tutam da ölüm. Hepsi senin için Hicran. Daha hızlı gebermen için. Çalışıyor haklı sıra. Olmaz Hicran. Ben buna izin vermem. Sen ölüp gideceksin. Melek bu konakta kalacak. Emre gibi Melek de benim olacak.